Arkadaşlar selamünaleyküm. Hocam hazırsanız başlayalım. Bismillah diyelim. Sesi açık olan hocalarımız varmış. Arkadaşlar e, kimin sesi açıksa kapanırsa güzel olur. Yankı yapıyor bazen. Hocam hazırsanız başlayalım. Mesajlar geliyor mu ya? Anlayamadım. Yarı kandil hocam ders olmasa keşke hazır da yok ama. Aynen ne yapalım hocam helal olsun hocam Arkadaşlar e, Kur'an-ı Kerim'i tecvid kaidelerine uygun hızlı bir şekilde okumaya ne denir diye bir e, sorumuz var burada arkadaşlar cevabımız e, ne olacaktır hadır olacaktır Hocam e, hadır Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun olarak hızlı okumaktır e, hızlı hızlı okumak. Orta okuyuş hangisiydi? Orta okuyuş da tedbir. Ee, tahkik ise hocam e, yavaş okuyuştur. Yavaş okuyuştur. Üçü de usulüne uygun bir şekilde e, hocam okunması gerekir. Şurada arkadaşlar tertil var. Tertil ile tahkik aynı şeydir ama tertil bazı kaynaklarda şöyle de ifade edilir. Ayetler üzerinde tefekkür ederek, düşünerek yavaş okumak. Yavaş okumak olarak da bilinir. E, hezreme ise bir okuyuş çeşidi değildir. Ama harfler birbirine katılarak çok hızlı, çok süratli bir şekilde okunur. Burada e, tecvid kaideleri göz ardı edilir. Göz ardı edilir. Yani çok hızlı bir şekilde ne, ne okunduğu anlaşılmaz. Bu okuyuş ise haram olan okuyuş. O, haramdır bu şekilde okumak. Bir okuyuş şekli değildir arkadaşlar. Üç tane okuyuş çeşidimiz var. E, hadır bir hızlı okumaktır. Tedvir orta okumaktır. Tahkik ise hocam yavaş okumaktır. Üç tane okuyuş çeşidimiz var. İkinci soru da görünüyordu ama. Hocam kesinlikle ya zaten buradaki amaç zaten konuyu anlamak yani ÖSYM bu şekilde hikayeleştiriyor. hocamızın ifade ettiği gibi paragraflaştırır yani. Nur hocam diyor ki sınavda geldi bu yıl diyor. O, aynen hocam gelir. Düzce pek düşeğin zannetmiyorum hocam. Düzce ya bize çok ters. ancak geziye gelebilir ama gece de gelmedi geç yani. <laughs> Kur'an-ı Kerim okuyu şekilleri arasında harflerin hakkını vererek arkadaşlar şey diyor da ee, ders olacak mı diyor. 2-3 kişi katılamam sanırım Hocam ben bir link paylaşayım ya katılmayan varsa. Böyle daha bağlantısını paylaş. Kapıyalı Hocam ben hemen davet bağlantısını paylaşayım. Giremeyen 2-3 arkadaş varmış sanırım. Mesaj atıyorlar devamlı. Canlı soru. Hocam mülakatta e, öncelikle tahkik ile başlayın. Yavaş okuyuş ile başlayın zaten daha sonra size hocam hızlanın diyecektir e, Tedvirle okursunuz daha da hızlanın derse de hazırla oku, okumanız gerekiyor ama ilk başta tedvirle Hocam okursanız adam size hocam hızlanın der Hazırla okursunuz bir hocam biraz daha hızlanın deyince artık Hezremeye <laughs> gidebilir o yüzden tahkikle e, okuyuş yapın arkadaşlar Her zaman tahkik Daha böyle etkileyicidir hakların hakkını vererek Okumaktır tahkik e ikinci e, sorumuz ise hocam harflerin hakkını vererek en hassas şekilde okumak e, tahkiktir. E şeylerde tertil oyunu zannetmiyorum çünkü aynı da anlama gibi hemen hemen. E hezreme ise arkadaşlar nedir? E birbirine katarak hızlı okumaktır. Aynı zamanda hezremenin diğer adı tahlittir hocam. Eş anlamlı. Bu ikisini unutmayın. Hezreme demez, tahlit der. Bu kavrama dikkat hiç sorulmadı. Hadır hızlı okuyuş tedvirde. Orta okuyuştur. Üçüncü soru. Suriye baktığımızda ise hocam. Tecvid kurallarına uyarak ne hızlı ne de yavaş ikisi arasında bir yerde okumaktır. Dolayısıyla bu da orta okuyuştur. Orta okuyuştur. Cevabımız e, tahlit hocam tahlit e, hezreme ile eş anlamlıdır. Yine ifade edeyim. Hezremenin diğer adıdır. E, bu kavrama dikkat edin. Tertil yavaş e, harfleri, harfler üzerinde harflerin hakkını vererek üzerinde düşünerek ayetleri tefekkür ederek okumaktır tertil. Tahkikle aynı eş anlamlıdır ama burada daha çok tefekkür vardır. E, hezreme de zaten tertil tarih aynı. Aynı hocam. birinci soruda beş soru çatladık ama ne yapalım. <laughs> Biraz daha tabii ÖSM burada e, sorarsa hikaye uzun tutar. paragrafı uzun tutar. E, burada da arkadaşlar e, haram olan okuyuştur. Okuma e, çeşididir. Şey, e, şey değil de çok süratli okunur. Birbirine hocam katılır. E, özellikle teravihlerde bazen belki denk geliyor olabiliriz ama <laughs> gibi gibi. Aynen bu da hocam cevap. ...hezreme olacaktır. Hı. Aynen. Hocam Kur'an-ı Kerim'i... E, ...baştan sona kadar okumaya ne denilir? Hatim denilir. E, ezberleyen... ...Kur'an-ı baştan sona kadar ezberleyene de... ...hafız denilir. Hocam hezreme şu şekilde... E, bir okuyucu çeşidi değildir. Haram o, olan bir okumadır. Harfler birbirine katılır. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela şöyle. E, hangi soru olsun? <laughs> Allah affetsin ama eee Allah Allah gibi mesela anlaşılmadı değil mi? İla suresini okudum. Kul <laughs> Allah gibi yani ne okudun anlaşılmaz yani harfler birbirine katılır. Bu hezremedir mesela ne okuduğunu anlayamazsın yani. Şu çok süratli oku, okunur. Harfler birbirine katılır. Ve tecvid kaydır. Göz ardı edilir. Haram olan okuyuştur. Yuvarlarsın harfleri aynı. İnternette aynen çok fazla var yani buna benzer. Teravih namazlarında bazı imamlar daha hızlı yapabiliyor. Eğer çok hızlı yapıldığında hezrime dönebilir harfler eğer bu şekilde olursa. Aynen. Jet imamlar yapabiliyor. <laughs> Aynen bir imam e, teravih çok hızlı kıldırdı diye dayak yemişti. Haberlerde falan çıkmıştı. İmam dövmüş derdi, çok hızlı kıldırdı diye. Aynen. Vela dali amin. Hocam bu sureye baktığımızda e, hatalara ifade edilmiş. Hocam iki tane hata durumu vardır. Lahne celi ve lahne hafi diye. Burada hocam e, şunlar geçiyorum. Şunları geçiyorum. Şunu geçiyorum. İki tane hocam hata vardır. Lahne celi ve lahne hafi diye. Hocam buradaki e, durum e, lahne e, celidir. Lahne celi de arkadaşlar e mesela ne olur? Bir harf ilave edilirse, ilave edilirse, ondan sonra başka harf ile değiştirilirse, değiştirilirse, ondan sonra harekesi değişirse, kelimenin harfin harekesi değişirse e, veya işte harekeli olan bir harfi e, sakin okumak gibi Hocam Bunlar nedir e, açık hatalardır yani ağır hatalardır hemen hemen birçok insan fark edebileceği eğer Kur'an-ı Kerim biliyorsa Arapta biliyorsa hocam fark edebileceği e, hatalardır lahm-ı celi ee, sonra tarafa gidemedim Hocam şey yapamadım. Sağ tarafa gidemedim. Şöyle yakınlaştırayım diyeceğim ama bu sefer de şey kayıyor. Hocam yedinci soru. Lahan hata demektir. Yedinci soru arkadaşlar. Bunlar yok arkadaşlar. Lahna celi ile lahna hafi var hocam. E, burada ise cevabımız hocam lahna e, hafi olacaktır. Yani e, gizli ve küçük hatalardır bunlar da hocam daha çok işin uzmanının fark edebileceği hatalardır. örnek diyelim adam hafızsa, adam işte Kur'an-ı Kerim tecvid ilminde iyi ise bu insanlar özellikle bunları fark edebilir. E, Lahan Hafide de hocam daha daha çok işte örnek diyelim ihfa yapmadın, işte iklap yapmadın, izhar yapmadın veyahut idgam yapmadın. Bunları terk ettin. Veyahut işte ne bileyim medleri eksik yaptın. Medi tabi olsun, medi şey olsun eksik yaptın veyahut fazla yaptın. Böyle durumlarda ise lahnafi olur. Gizli ve küçük hatalardır. İşin uzmanı bunları hocam anlayabilir. 8. Harf değişikliği olursa lahna celi olur hocam. Hareke değişikliği olursa lahna celi olur. Teçhüt yapılmadığında lahna hafi olur hocam. Hocam 8. soruyla alakalı bir soru gelmedi ama bence çok önemli bir soru. Aynı zamanda mülakatta mülakatta da yine e, sorulabilen bir e, kısım burası. E, i̇staze demek arkadaşlar şu anlama geliyor. İstaze şu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> İstaze budur. Besmele de zaten besmele hocam. E, yani bunun okunuşu bir e, sure, bar, sure başlarken nasıl durmalıyız, nasıl geçmeliyiz şeklinde bir konudur bu istaze ve besmelede vakıf yapmasına yakıf e, ile alakalı bir durum. Hocam burada e, 8. soru e, ne dediniz hocam? B, E şıkkı geldi. B şıkkı geldi. Hocam cevabımız e, B şıkkı olacaktır. Kat, ı, kül. Hocam kül hepsi demek değil mi? hepsi demektir. Kat'ı dur demektir hocam. Kat yani hepsinde dur diyor. Şöyle Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bakın hocam hepsinde durdum. Hem e, istiazede hem de besmelede durursam kat'ı kül olur. 9 Burada ise arkadaşlar şu şekilde e, kat evvel vaslı sani. Yani hocam diyor ki evvelinde dur. Evvel bir demek değil mi? Evet. Sani nedir? İkidir. Evvelinde e, dur. E, ikincisinde i̇kincisinde geç diyor. Birleştir diyor yani. Geç birleştir. Vasıl birleştirmek anlamına gelir. Dolayısıyla e, şu şekilde birincisinde duracağız. ikincisinde geçeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Bakın besmele ile Fatih arasında durmadım, birleştirdim. Bu kat evvel ve saniyedir sanidir. Ee, hocam çok donuyorsunuz. Sesiniz ve siz. Ses. Arkadaşlar, donma var mı yoksa Yasemin Hocam da mı kaynaklı? Hocam sizden kaynaklıymış. Hocam kısaca şunlara diyeyim arkadaşlar. Bunu bilmek için şunları bilin arkadaşlar. Ekül demek hepsi demek. Ee, ondan sonra...